Ben Ali Osman Ateş, Kebap 38'in işletmecisiyim. Yaklaşık bir yıldır buradayız. Yeni devraldık burayı. İş güven uzmanıyım normalde. Sektör değişikliği yaptık. Şu an bu sektörde devam ediyoruz. Pandemi bizi çok etkiledi tabii ki. Yani ilk yasak konulan sektör olarak lokanta sektörü en başta geliyor. Bu bizi çok etkiledi. Okul dolmayınca iki katı daha çok etkilendik. Bizim bu konumuz Seyit Burhanettin'de 3 tane okula hitap ediyor. Kartal, Mimar Sinan, Nuh Mehmet, Baldök'tü. Üçü de kapalı olunca hem pandemi etkisi hem de öğrencilerin olmayışı bizi çok etkiledi. Allah'a şükür açıldı. İnşallah kapama olmaz. Olmasını teşvik etmiyoruz yani. Öğrenciler yıllardır buraya gelip gidiyor. Bizi seviyorlar, benimsiyorlar. Biz de onlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. İndirimlerimizi yapıyoruz. Geldikten de burada en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Satışlarda ve potansiyelde ciddi bir artış oluyor öğrenci zamanları. Çünkü burada bir sürüm var. Yani bir gün içinde yaptığımız işi öğrenciler geldiğinde bir saatte yapıyoruz ortalama. Bu da bizi etkiliyor tabii, ayakta durmamız için bir destek sağlıyor. Şu an iyiyiz, memnunuz. İleride daha çok artacak. Herhalde tam zamanla açıldı ama gelmeyen öğrenciler daha çoğunlukta. Haftaya ve bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağını temenni ediyoruz. Vallahi fiyat artışı, herkes ilk en önde bizi gördüğü için bütün zamı biz yapıyoruz zannediyorlar ama aslında biz etkilenen zamları müşteriye en son yansıtıyoruz. Bize zam geliyor 4-5 defa biz birini yansıtabiliyoruz. Zaten hepsini yansıtsak mümkün değil. İnanın dürüm şu an 25-30 liradan aşağı satılmaz. Tavuk dürüm yani, abartmıyorum. Geçen yıl tavuk fiyatları cüzi bir miktardaydı. Tam geçen sene bu zamanlar söyleyeyim. Bu sene 2,5 katı arttı. Yani biz bunu müşteriye direkt yansıtmış olsak, dediğim gibi 20-25 liradan aşağı tavuk döner satamazsın ama biz kârımızdan kıstık, elemanımızdan kıstık, kişiyi azalttık, giderleri kısmaya çalıştık, zamın birini yansıttık. Bir yılda bir defa zam yaptık biz. Ama tavuk ve içecek ambalaj grupları 2-2,5 katına çıktı. %250 zam gelen ürünler var bizde. Tavuk da 2,5 kat arttı yani. Vallahi o bizi yoruyor yani. Çünkü bizim burada ana menümüz tavuk olduğu için o ne kadar artarsa biz de müşteriye o kadar zam yapmak zorunda kalıyoruz. Müşteri de tepkiyi direkt bize gösteriyor. Yani tavuk üreticisi, tavuk firmaları görünmüyor yani göz önünde. Biz de tanımıyoruz kendilerini. Durum bu şekilde. Çok yoruyor yani zamlar bizi. Vallahi inşallah şu nalet virüsten, hastalıktan bir an önce kurtuluruz. Eski normal hayatımızı özledik, insanları özledik. Biz de ayakta dururuz, biz de işimizi yaparız. Bütün esnaflar aynı şekilde, sadece biz etkilenmedik. İnşallah herkesin işi rast gider. Hastalıktan da kurtuluruz. Ölüm kalım olmasın, sağlık bizim için en ön planda, hijyen en ön planda. Hastalara şifalar diliyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. İnşallah daha fazla ölümler olmaz. Kurtuluruz bir an önce. Ben Rubil Kavan, Kayseri Özvatan ilçesinden. Burayı yeni daha 2 yıl oldu açalı. Diğer şubemiz vardı. Orayla birlikte 7 yıl toplam. Şimdi 3-4 okullar yeni açıldı, 3-4 gün oldu. Öğrenciler bayağı bir gelmeye başladı. Yoğunluk var. Özellikle 12-1 arasında tatil zamanına denk getiriyorlar. İlgi alaka iyi şu ana kadar. Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum ama şimdilik iyi. Şimdi pandemi döneminde işlerimiz pek umduğumuz gibi değildi. Ama serbestleştikten sonra işlerimiz biraz arttı. Bu süreçten sonra işte nasıl olur bilmiyorum. Şu anda iyi gidiyoruz. Öğrencilere ayrıyeten bir yönelik fiyat artışı veya düşüş söz konusu değil. İleriki zamanlarda bir indirim yapmayı düşünüyoruz özellikle öğrencilere karşı. Şimdi önümüzü biraz görelim, ondan sonra diye düşünüyoruz. Peki
Benim izlenimim, gözlemlediğim kadarıyla yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın söylediğine göre kapanmayacak diyor. Ama inşallah bizim de temennimiz odur ki kapanmaz. İşler rayında gider. Zaten bir yıldır yatıyoruz. Fazla bir işimiz olmadı. İnşallah kapanmaz diye umuyoruz yani.